Çin'den getirtilen CoronaVac aşısı hangi aralıklarla ne zaman uygulanmaya başlanacak? Aşılama için yeterli aile sağlık merkezleri bulunuyor mu? Fiziki koşullar aşılanmaya uygun mu? Aşı ile ilgili belirsizlikleri Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı ile konuşacağız. Kendisi Skype hattımızda. Merhabalar Sayın Kırımlı, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Sayın Kırımlı, bu aşılar geldi. Beklenenin altında geldi. 50 milyon yapılmıştı ama 3 milyonu geldi şimdilik. Bu gelen miktar ilk etap için yeterli midir? Yani sağlık çalışanlarının aşılanacağı söyleniyor. 1,5 milyon ediyor. Yani 3 milyon doz dediğimiz şey, eğer hani bildiğimiz anlamda 8 doz yapılacaksa, Türkiye'de 1,5 milyondan fazla sağlık çalışanı var ne yazık ki. Yani o açıdan da yeterli değil. Bilmiyorum nasıl yapılacak. Bu konuyla ilgili belirsizlikler zaten sürüyor Sayın Kırımlı. Size herhangi bir açıklama yapıldı mı? Çünkü aile hekimliği kolu başkanısınız. Siz bu aşıların aile hekimleri merkezinde mi yapılacağı söyleniyor. Bu belirsizlik konusunda bir netlik yani, oluştu mu? Biz ne yazık ki basından ve sizin gibi işte Twitter'dan öğreniyoruz. Sağlık Bakanlığı dün açıklama yaptı. Aile sağlığı merkezlerinde, hastanelerde ve özel hastanelerde yapılacak diye. Bu bir karmaşa tabii, belirsizlik. Özel hastaneye gidebilecek olan var, gidemeyecek olan var. Kime ne kadar aşı verilecek meselesi var. Aile sağlığı merkezleri tabii herkes için daha kolay ulaşılan yerler. Biz düzgün bir planlamayla burada yapılmasını talep ederiz. Yani bir güvenli bir biçimde aşı yapılması için aile sağlığı merkezlerinin tercih edilmesini isteriz. Ama sizin de söylediğiniz gibi hani fiziki mekan olarak dar yerler aile sağlığı merkezleri. Bekleme alanlarımız falan çok dar. Bunların düzenlenip insan kaynağımız çok az. Bunların güçlendirilip aile sağlığı merkezinde yapılmasını isteriz. Bizim tabii şöyle bir şey de var. Yani sağlık çalışanları için söylendi ama sadece kamuda çalışanlar için galiba bir planlama yapılıyor. Yani bizler işte tabip odaları sağlık müdürlüklerine soruyor. Özelde çalışan sağlık çalışanları mı olacak, muayenehanesi olan sağlık çalışanları mı olacak diye. Hani onlarla ilgili de bir düzgün planlama yok henüz. Evet, bu kadar belirsizliğin içerisinde, bu kadar ciddi bir salgında bu aşılama nasıl gerçekleşecek Emrah Bey? Fiziki koşullar da yeterli değil. Nasıl koşulların olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani şimdi yeni bir ilaç aslında, yani yeni bir aşı yapıyoruz. Yan etkilerini bilmiyoruz. Milyonlarca kişiye yapıyoruz. İstatistik olarak da milyonda bir bile olsa bir kişide alerjik reaksiyon gelişme riski var. Hani bunların yönetilebileceği yerler olması lazım. Yani biz sonuçta pazar çalışmasına gönüllü olan insanlar var. Ben de onlardan birisiyim. Bize aşıyı yaptıktan sonra yarım saat bekletiliyor. Yani normali de budur aslında. İnsanları bir bekletmeniz lazım. Düzgün randevuyla çağırmanız lazım. Yine orada bir süre beklemeleri gerekecek. Aşıdan sonra bekleyecekleri bir alan olacak. Aşının yapıldığı alanda güvenli olması gerekiyor. Bunlar hep fiziki mekan. Ne yazık ki aile sağlığı merkezleri böyle yapılmadı. Yani 10 yıldır ertelenen bir sorun bu. Apartmanların altında çalışan çok fazla aile sağlığı merkezi var. Bunun hep düzeltmesini talep ettik. Biz yapmadılar. Bugün de çok sıkışık bir yerdeyiz. Yani aşıyı yapmamak, yapamamak gibi bir şey söz konusu değil yani salgının ortasında. En azından bu dönemde hani bize insan kaynağını ve düzgün mekanların sağlanmasını talep ediyoruz biz. Sağlık Bakanlığı'ndan. Gerçekten salgın şeffaf yönetilmiyor. Şeffaf yönetilmediği için oluyor bütün bu şeyler. Biz yani salgının başından beri şeffaf bilgi talep ediyoruz. Kim aşı yapılacak, nerede yapılacak, nasıl yapılacak, o aşıyı kim yapacak, yan etkisini kim takip edecek, bunların hepsinin bizlerle beraber planlanması lazım. Yani buradaki sorunları, pratik sorunları yaşayanlar bizleriz. Yani masa başında insanlar bunları görmüyorlar. Bunları çözebilecek, söyleyecek olanlar da bizleriz. Bizle beraber çalışılması lazım. Emrah Bey, sorduğunuz o sorular var ya, hani Sağlık Bakanlığı'na yönelttiğiniz sorular. O soruların yanıtlarını sizden alabilir miyiz? Nasıl olması gerekiyor? Gerçekten sizin bir öneriniz, bir planınız mutlaka vardır. Ne öneriyorsunuz? Sağlıklı bir aşılama ve bunun sonrasındaki takibi için. Yani biz uzun zamandır yani COVID salgınıyla beraber bir bekleme alanlarımızın düzenlenmesini istiyoruz. Öncelikle yani bunu her yerden talep ettik. Sadece Sağlık Bakanlığı'ndan değil, belediyelerden, kurumlardan bunu talep ediyoruz. Bekleme alanımızın olması lazım. Randevu vermek denilen bir iş var. Bu telefonla aranacak insanlar gelmeleri organize edilecek. Bu bir insan demek. Böyle bir insan talep ediyoruz. Aşıyı, bir kişinin yapacağı aşı sayısı belli yani 30 dakika yani dolaptan alınacak, hastanın bilgileri kontrol edilecek.
Ondan sonra aşı yapılacak, yan etkisi beklenecek. Bu bir kişi demek. Bunu yapabileceği aşı sayısı belli bir günde. Yani o 20 ya da 30 aşı yapılabilir en fazla. Bu sayının artması lazım. Artması için 2 kişi, 3 kişi lazım. Bu insanları talep ediyoruz. Bekleme alanlarımızın düzenli olması lazım. Bir bekleme alanı talep ediyoruz. Yani bizlerden alınan bekleme alanlarının geri verilmesini istiyoruz. Daha fazla aile sağlığı, yani şehir hastanesi değil, aile sağlığı merkezi istiyoruz. Bir, en sonuncusu da soğuk zincir meselesi. Biz zaten yılda 10 milyon üzerinde aşı yapıyoruz aile sağlığı merkezlerinde. Ve ucu ucuna yeten bir soğuk zincir sistemimiz var. Eğer yeni milyonlarca aşı yapılacaksa bize düzgün aşı dolapları verilmesini istiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın elinde var bu aşı dolapları, bize vermiyor. Bunları hani parayla almamızı istiyor. Yani toplumla ilgili bir iş yapılacaksa, kamusal olarak yapılacaksa, biz de kamu sağlık merkezleri isek bu kaynakların bize yönlendirilmesi gerekiyor. Emrah Bey, önemli bir noktaya değindiniz. Dediniz ki soğuk zincir. İzleyicilerimiz açısından soruyorum, nedir bu soğuk zincir meselesi ve Sağlık Bakanlığı'nın elinde olup da size verilmeyen nedir? Sağlık Bakanlığı aşı dolabı yapıyor, buzdolabı. Yani biz aşıları 2 ile 8 derece arasında tutmak zorundayız. Sıfırın altına düşmeyecek, donmayacak, yüksek ısılara da uzun süre maruz kalmayacak. Bunu yapmak için jeneratörlerimiz var, ısı takip sistemlerimiz var. Kendi aşılarımızı bununla koruyoruz. Ama yani çok sayıda aşı yaptığımız için bunları no frost dolaplarda saklıyoruz biz. Yani 7-24 geceleri telefonlarımız çalıyor. İşte soğuk zincir kırılma riski var. Geliyoruz, müdahale ediyoruz, jeneratörümüzü açıyoruz. Dolapların işte ısısını ayarlıyoruz. Ama çok sayıda aşı geldiği zaman o aşının ısısını korumak, hani kendi buzdolaplarınızdan, evdeki dolaplarınızdan da bilirsiniz, problem çıkartır. Onun için aşı dolabı verilmesi lazım. Sağlık Bakanlığı bunu yapıyor. Ellerinde var. Ama bize daha önce de talep ettik. Bize verilmedi. Yine talep ediyoruz. Yani bu salgın için bu aşı dolaplarını talep ediyoruz Sağlık Bakanlığı'ndan. Bizlere verilmesi lazım normal şartlar altında. Ve aşı yapılacak insan verilmesi lazım. 22 bin hemşire var. Türkiye'de 27 bin aile hekimliği biri var. Bunun 22 bininde ebeve hemşire var. 24 binde aile hekim var. Yani bu şeylerin, kadroların doldurulması lazım. Yeni aile sağlığı merkezleri açılması lazım. Yani bir şehir hastanesine elimizdeki tüm aile sağlığı merkezlerinin yarısı, %30'u kadar yeni aile sağlığı merkezi yapılabilir ve hızla yapılabilir. Bunlara yapılması lazım. Salgın hemen bugünden yarına bitmeyecek. İnsanlar yani hastanelere gidecek, kendi araçlarıyla gidecek, toplu taşımayla gidecek, oralarda kalabalıklara karışacak. Aile sağlığı merkezleri bunun için daha güvenli yerlerdir. Burada yani biz baştan beri salgın mahallede birinci basamakta yönetilmesi gerekir diyoruz. Aşılama da öyle yapılması gerekir. Daha yani Türkiye'nin ilk defa yaptığı bir şey de değil yani aşı kampanyaları. Bunu bugüne kadar biz yapıyorduk. Bugünden sonra da bizim yapmamız lazım. Bu tarafa biraz bakılması gerekiyor. Bizim talebimiz bu. Peki Sağlık Bakanlığı'nın bu işi aynı zamanda hastanelere, şehir hastanelerine, özel hastanelere kaydırmasında, oraları da ön planda tutmasında neden nedir? Hiç bilmiyorum. Yani herhalde hızlıca yapmak istiyorlar doğal olarak. Daha fazla aşı yapma merkezi kurmak istiyorlar. Ama bu eşitsizliği getirir. Yani şimdi SGK istatistiklerine baktığınız zaman 2020 yılında bütün hastanelere başvurular azalmış, özel hastanelere başvurular artmış. Yani kim gidiyor özel hastaneye? Kim gidebilir yani oradaki o paraları verip? Yani bizim hastalarımız yani sevk ettiğimiz zaman hastaneye gitmekten zorlanıyorlar. Ücretsiz bir hizmeti almak için bile. Yani oraya ulaşmaları zor. Ne araçları var, ne toplu taşımaya verecek paraları var. Yani Türkiye'nin gerçekleri bizim hastalarımız. Milyonlarca kişiden bahsediyoruz. Ve herkesin de böyle aşılanması lazım. Evlerde insanlar var. Bunların organize edilmesi lazım. O kişileri biz biliyoruz. Onlar bizi biliyorlar. Gidemez ki o özel hastaneye. Yani devlet hastanesine bile gidemezler. Yani bu kişilerin de aşılanması lazım. Bu işlerin yerinde yönetilmesi gerekiyor. Yerinde yönetilmesi için de o yerin güçlendirilmesi gerekiyor. Bu herkes için faydalı. Yani sadece aşı için değil, yani aile sağlığı merkezlerinin sayısı arttırıldığı zaman, yani sadece aşıda değil, kanserde de, tansiyonda da, diyabette de, depresyonda da her yerde faydası olacak toplum için. Kaynak buraya ayrılması gerekiyor. Emrah Bey, epidemiyoloji biliminin en temel şeylerinden bahsediyorsunuz. Aslında bunu salgının başından beri de bahsediyorsunuz. Birinci basamağın öneminden bahsediyorsunuz. Bunun olabilmesi için de çabalarınızı dile getiriyorsunuz. Ben şunu da sormak isterim aşı ile ilgili olarak, belki de teknik bir şey. Bu aşıların zaten COVID-19 virüsü taşıdığı
bilinmeyen hastalara uygulanması durumunda neler olabilir? Çünkü aşılama yapılması için normalde hastanın bedeninde o virüsün olmaması gerekir diye bir kanı var. Ama yeteri kadar testler yapıldı mı bunlar bilinmiyor. Herkes rahatlıkla gelip bu aşıyı olabilir mi, yoksa öncesinden bir bakmak gerekiyor mu? Yani tabii toplumda hastalık geçirdiğini bilmeyen insan sayısı az değil. Yani tespit ettiğimiz kadarı da sessizce geçiriyor. Yani bu yönde çalışmalar artık tamamen netleşti yani. Hani test yaptırıp yaptırmamak da değil. Hiçbir belirtisi yok. O kişiler geçiriyor. Tabii bu bilgiler daha ilerleyen dönemlerde ne olacağını öğreneceğiz. Normal şartlar altında da işte faz 4 çalışmaları ya da işte toplum uygulamaları esnasında öğreneceğimiz şeylerdi. Ama o kadar vaktimiz yok şu anda. Şöyle bir şey söyleniyordu daha önce, hani yakın zamanda COVID geçirmiş kişinin 2 ay içinde, yani COVID geçirdiyse bunları aşı yapmamıza gerek yok, hani zaten bağışıklığı olduğu için diye. Aslında bu bilgi de sadece bizde var. Sadece aile sağlığı merkezlerinde var, yani bir kişinin COVID geçirip geçirmediği. Yani hastaneye gittiği zaman onu kontrol edemez hastanedeki. Bu bile niye bizde yapılması gerektiğini söylüyor. Onları öğreneceğiz. Yani tabii şöyle, diğer aşılardan bildiğimiz hani bir faydası olmaz. Boşa yapılmış bir aşı olur en temelde. Yani onun zaten bağışıklığı var. Aşının ona değil de hani hastalık geçirmeyecek kişiye yapılması lazım. Bir önceliklendirme problemi çıkar orada. Onun dışında etkilerini zamanla göreceğiz ne yazık ki. Yani o bilgi aslında birikecek mi öğreneceğiz. Evet, bilinmezlikler fazla olduğu için biraz da üçüncü faz sonuçlarına göre çıkacak. Çünkü bir kez virüsü geçirmiş olan insanın koruyuculuğu ne kadardır, o da tartışılıyor. İkinci kez, üçüncü kez yakalananlar var bu virüse. Bunun da dediğiniz gibi en temel takip edilecek noktası aile sağlık merkezleri, sizin basamağınız. Bir an önce bu konuda bir düzenlemenin yapılmasını biz de diliyoruz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey Emrah Bey? Yani 2021'e giriyoruz. Aşıyı çok hızlı bir sürede bulduk. Elimize geçti. Bu yani toplum bağışıklığını sağlamak için en önemli araçlarımızdan birisi 3 milyon, 5 milyon, 50 milyon değil de yani tüm toplumun 70 milyon kişinin aşılanması gerekiyor en az. Koruyuculuk oranlarını da düşünürseniz. Bu da 150 milyon doz falan aşı demek. Yani bunların yani yaptık diye işi yapmak doğru değil. Biz salgını hep öyle yaptık. Hani hastanede kontrol ediyormuşuz gibi yaptık. Filyasyon yapıyormuşuz gibi yaptık. Tedavi veriyormuşuz gibi yaptık. Hani salgınmış gibi olmuyor. Ölüyoruz işte. Yani her gün sağlık çalışanları ölüyor. Her gün sevdiklerimiz ölüyor. Bunların olmayacağı bir sene yaşama şansımız var. Artık bunu kaçırmayalım. Hiç olmasa bundan sonra gerekli planlamaların yapılmasını istiyorsunuz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sağlıklı bir yıl diliyoruz. Teşekkür.